sormak istiyorum. Birisi yani Fatih Nurullah konusuna dönmek istiyorum ama ondan önce geçen canlı yayına bağlandığınızda ben yine canlı yayındaydım. Adil Öksüz'le hapishanede görüştüğünüzü söylediniz. E, FETÖ'yle bir e, probleminiz olduğu da malum. Yani FETÖ'cü bir insan değilsiniz netice itibariyle. O nasıl tezahür etti veya neden görüştünüz? Hangi vesileyle? İşte ben dedim ya hapiste gelen herkese Nurullah hariç Herkese çıkıyordum kim olduğunu bilmem gerekmiyor Adam bana çünkü zahmetle savcılıktan izin alıyor falan normal vatandaş Ama Orada kritik bir laf etmiş size e Şimdi bir şöyle terbiyesiz. FETÖ beni içeri ne attı Ne demiş? Vallahi o yani biz demiş senin hani düşmanın gibiyiz ya da ona benzer bir laf Ama şu anda benimle görüşerek kendini hayır, yap, hayır, hayır etmiş olursun demiş Değil Yok mi? öyle bir şey yok bana öyle bir şey demedi. Bana çok hürmetli, çok terbiyeli davranıyor. Tamam, davran. onları söyledi. Biz yapmadık demiş. Senin biz hapse Biz yapmadık düşmene... dedi. İrancılar yaptı dedi. Onlar hep acem uşaklar, acem uşaklar. O acem lafın üzerinde... Ama İran işbirliğine getirmeye çalıştık. Yani i̇şbirliğini demiş, yapalım şey demiş. Şey hassasiyetim var diye işte reddiyecilik. O noktadan bana sana Şia'ya yaptığın reddiyelerden dolayı... Çünkü sadece güç biz miyiz yani? Sen şimdi Anlıyorum. burada bir güç yaptı bunu sana. Ama sana bunu güç kim yaptı? İşte Tayyip Bey'e suçu atarak işte... İrancı ekol var hükümetin içinde falan bilmem ne bilmem ne. Peki şunu Bunlar sana sen hocam. de çok zarar veriyorsun. Bunlara red Tamam benim onlara da reddi... Hakan Bey Yok, bir var. devam etsin. Şimdi şöyle ee, yani orada bu, bu kadar laf konuşup sözü aslında şuna getirmiş. Husumet olsa da bizimle biraz yakınlaş ya da işbirliğine yanaş gibi ima etmiş en azından. Yok bizi dedi affeder misiniz? Ee, işte hoca... İşte, tamam bu dediklerimin kibarcasını söylemişsin. Yani ne Peki siz o zaman o görüşmeyi sürdürme sebebiniz hani e, denize düşen bir sıkıntı en kötü şeyi de tutunur. O sebeple mi görüşmeyi sürdürdünüz yoksa e, başka bir şey var mıydı kafanızda? Yok ben bir saat e, kadar sürdü. Zaten onu özel bir yerden aldılar. O arada kitabıları da hiç e, şey etmeden yani bir gün falan aşağıda incelenmesi lazım gelen kitabın. Hı -hı. Normalde her kitabımız kendi kitabımı evden bir gün sonra geliyor. Aşağıya geldiği halde evet. onu hemen getirdiler kitapları falan, Orada bir, bir ayrıcalık şey var, bir yere götürdüler. Bu adam size adil öksüz geldiğinde hapishaneye geldiğinde siz adamı tanıyor muydunuz? Tanımıyordum yok. Ee, Kimsiniz mi? dedim, işte ben dedim adil öksüz dedi. Ne iş yapıyorsunuz dedim, nereden geliyorsunuz dedi Sakarya Üniversitesi'nde dedi İlahiyatta dedi, İşte öğretim üyesiyim dedi. Maşallah dedim, yani ilahiyatta hoca diye. Yani siz öyle her Sonra, her gelenle konuştuğunuz gibi. Gelenle. Onunla da konuşuyorsunuz. Kendisinde ilahiyatta hoca olarak... Yani Fetullahçılarla bir bağı olduğunu bilmiyor musunuz o anda mesela? Ben o anda bilmiyorum canım ne bileyim. Kendisi söylemedi mi Söyledi yani? Söyledi canım. bena dedi iki aydır arıyor dedi. Daha kitapları götürmedim mi diyor dedi. Fetullah... Özür diliyor dedi. Adam Fethullah'ın yazısı geldi iki tane gazetede. Ne özrü? Özrü ne? Özür ne? Neden, Yok, neden özür diliyor? Kitapları dedi kabul etmiyorsa... Kabul etmiyorsa... Özür dile dedi af buyursun dedi. Kitapları al geri gel dedi dedi. Hı. Sonra bu dedi beni dedi iki, bir buçuk ay evvel gönderdi dedi. O arada devamlı telefon etti dedi. Daha gitmedi mi daha gitmedi mi dedi dedi. Ben de geciktim efendim geciktim efendim diyorum dedi. Adam, Hemen dedi geldim dedi işte dedi. Adam o zaman kita e, Fethullah Gülen'in kitaplarıyla mı geldi size? İki kitapla geldi. Ne kitabıydı onlar? Onun kendi kitabı böyle El Kulubu bir dua kitabı Arapça. Biri de tam unuttum şimdi kitabı. Bir de bir kitabı da onun o Türk Latince harfleriyle Öbürü dua kitabıydı. İmzalamış mı? İmzalamış dolu yazı var bana o oh, sünni duygunu hazretleri mazretleri. Duruyor mu kitaplar? Uç, savcılığa verdim. Savcılığa verdiniz. Evet. Bir daha geldi mi hapishaneye bir kere mi gelmişti? Hapishaneye bir kere geldi. E, hapishaneden çıkınca e, efendim avukatım ben zaten onun Fethullah'ın gönderip göndermediğinden şüphelendim. Kitap getirmiş adam nasıl şüphelendi? Hayır yazı onun mu diye. Belki bizden biri dalga geçiyor. Ha Fethullah'ın mı yazı diye. E Bize attı zaten onların usulü öyle. Tabii şu ben isim vermeyeyim şimdi. Birçok onların operasyonuyla içeri giren çıkar çıkmaz telefonla aradı ve hediye gönderiyor. Zaten usulü öyle. Peki, Peki Nedim Bey de olmamıştır ama. Şüphelenince usulü ne yaptınız? Pensilvanya ya davet ettiler sadece. E, işte yani <laughs> ediyorlar bunların usulü böyle yani. Şüphelenince ne yaptınız? Nereden? Hani bunu Fethullah mı gönderdi yok? yoksa... Cübbelenince ben dedim ki bana dedi ki bunu dedi haber yaptırır mısınız dedi. Ben dedim sizin STV MTV açık her yer o zaman. E, sizin kanallarınız var dedim. Niye dedim Fethullah Hoca Cübbeli'ye böyle kitap gönderdi, kitap gönderdi diyeti o bir, yani biz yapmadık manası taşıyor tabii o. E bunu dedim o kadar metiye var ki yani Nurullah'tan beter beni met ediyor yani. E dedim şimdi bu dedim sizin haber yapmanız gerekiyor dedim. Ben dedim bana tamam yaparız dedim. dedi mi? Dedi ki siz dedi bir dedi yani işte neyse gazeteyi avukata bir yerinize verin. Bana da geliyordu gazeteciler çok gelen giden oluyor. Sen dedi siz bir haber yaptırın sonra biz yapacağız dedi. Hmm. Önce sizden çıksın dedi. Bu sefer de bir isim var şimdi vermeyeyim sonra özel söylerim. O kişiyle anlaşılmıştı haber yapacaktı. O vazgeçti. Vazgeçince Habertürk'e gönderdim. Habertürk'te yapıldı. E Habertürk'ün başında Osmanlıca yazı. Yazı Osmanlıca. Altına da Türkçe çevirmişler. Peki. Bu Adil Öksüz denilen adam. Biz geçen programda siz telefonla katıldığınız için tam teferruatlı soramamıştım. Onun için Hakan Bey sağ olsun konuyu açtı. Şimdi bizim e, Nedim çok daha konuya vakıf gerçi ama bizim açımızdan Fetullah'ın çok önemli bir beyin takımından bir adam değil mi Adil Öksüz? Yok ama 16 Temmuz sabahı öğreniyoruz bunu. Tabii. Bunu 16 Temmuz sabahı öğreniyoruz. Gizlilerden mi? Ee, şeyi. Mahrem. 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 Ve hani neredeyse 15 Temmuz'u sevk ve idare yani, eden adam yani olarak. Şeyde e, evet. çatı iddianamesinde ismi geçiyor ama çatı iddianamesinde biliyorsunuz e, darbeden birkaç gün önce yayınlanmıştı. Orada geçen ifadelerde yer alıyor. Hayır yani şu andaki bilgilerimizle evet. 15 Temmuz'u sevk ve idare eden adam diyebiliyor muyuz adam? kesinlikle. Yalan tamam. kurmayım ama. Şimdi sorum şu. Siz çok zeki bir insansınız. Adamı gözlemlemişsinizdir hani bir şöyle bir bakmışsınızdır. Adamda böyle yani bu işleri sevkiye idare edecek bir çap var mıydı yani nasıldı şimdi bir hafızanızı yokladığınızda ne nasıl? Dış görünüşü uymuyor da bence de onun için. Soruyor. Yani yok, görünüşü masumane görünüyordu. Yani böyle din adamı yani böyle duruyordu. Allah Allah. Çok terbiyeli. Bana bakın, çok hürmet ediyor. Fetullah Gülen'e bakın. Mesela 1994 yılında e, nazılacak konuşma yapıyor Demirel yanında. O şöyle oturuyor. Böyle başını ön önüneymiş onu övüyorlar kürsüden. Demirel de işte devletin hani şey başbakanı diye şey yapıyor. Hani kendinin iktidar olduğunu düşünüyor ama yanındaki o böyle ezik büzük duran adam 94 yılında 15 Temmuz darbe girişimini tezgahlayacak komuta kademesini ayarlıyor. Şey yapmış. Sokluş. Birliklere, birliklere görevlendirmiş bile. Çoktan yani 86 giriştiler, 94 çıkıştılar ve Şu kıtalarda göreve başlıyorlar. Yani, yani o adamın... anda devlet, şöyle söyleyeyim de, Demirel devlet olduğunu zanneden o anda herkesin kürsüden e, bir sürü aydının, gazetecinin e, Fethullah Gülen e, dinler arası diyalog efendim hoşgörü abidesi zannettiği anda Fethullah Gülen 15 Temmuz darbe girişimini yapacak askerlerini tırnak içinde içeri sokmuştur. Ay, adil Öksüz konusuna dönecek olursak yani onun böyle din adamı gibi görünmesi falan Onların filan. Onların bir yönü odur. Bir yani, o normaldir. Ezik ya. dururlar. Ezi, yani FETÖ'cülerin en büyük durur. özelliği hiç şey yapamazsınız. Ama yani. hani konuşmasında işte ise bir ya güç bu, göstermezler asla. göremeyi o da göremeyip asla. Ben Öyle bir güç konuşmuyordu, göstermezler konuşmuyordu, yani. yani. Ben anlatıyordum. Bak ben size çok reddiyeler yaptım. Ama bu dinler arası diyalog şirktir. Siz Yahudi Hristiyan cennete girecek evet. diyorsunuz. Şudur budur. Ben bunlardan sebep yapıyorum size. Benim sizden yani cemaat size gitmesin de bana gelsin veya ben holdikleşim benim bir derdim yok ama itikadi sorunlar var. Peki, benim reddiyelerim senin, veyahut da e, yani bunların hepsini ben seni, anlatıyorum yüzlerine. Senin senin hapse düşmende bizim sorumluluğumuz yok, yok diyor mu? Açıkça Söyledi mi onu. Abi canım Hı? asla dedi bizim dedi bize ne kadar bir şeyimiz yok dedi. İşte hoca efendi seni şöyle seviyor böyle seviyor çünkü öyle bir yazı var ki elinde yani işte mukaddes hüznünüz evet. hazretleri işte efendim sonra ben diyorum papaya da hazretleri dediğine göre biz de der <laughs> yani de yani öyle bir e, e, metiye var şu anda aklımda yok sünni duygu düşüncenin bilmem yıllardır ikisine ayrı yazı. Bir yazı değil ikisine. E siz Evlen, de o, ikisinde ayrı edebiyat, siz, ayrı lügatlar. Siz de bir iltifatla karşılık vermişsinizdir herhalde adam. Ben iltifatla karşılık verdim adam ilahiyatta muazzaf. Sakarya'da öğretmen. Ben de dedim e siz dedim ya biz de dedi işte Hoca Efendi bize dedi Ramazan'da dedi buhar okutuyor. Fethül Bahri okutuyor. Şimdi hadisler, şehler, şunlar bunlar bizim anlayacağımız dilden yani bizim bildiğimiz kitaplardan bahsetti. Allah Allah dedim ben dedim bilmiyorum dedim ya bu kadar hadis maksatı okuttuğun dedim. Peki. İşte onları bizim konuşmuşmamız ne olabilir yani? Ee, onların iç işlerinden ben bir haberim yok. Peki beni kurtar şu hapisten. Siz yargıda kuvvetlisiniz. Ee, hoca... Hiç öyle bir şey demedim. Çünkü üstlenmiyor ki. Ama sizin adamlarınız var, savcılarınız, hakimleriniz Ama var. Ama onlar da üstlenmiyor. Ben diyorum bak DGM'de ben onları da demedim. Çünkü o bana e, ben de dedim ki yani dedim o zaman dedim e, bu dedim nasıl sözleyecek bu kadar iftira var şu var bu var dedi. Bu dedi hükümetin meselesi dedi. İşte İrancılar dedi işte Tayyip Bey'in de adını vererek bunlar dedi sen dedi efendim diskalifiye etmek zorunda sana işte istemiyor diler, bilmem ne bilmem ne burada dedi biz dedi hiçbir müdahalemiz yok dedi falan Sonra size... e ben ona biz mahkemeler senin elinde e, siz beni kurtarın diye bir şeyim geçmedi zaten e, ben bunu işte CNN'de yine bağlandım Didem demer Aslan'ın programı o zaman CNN'deydi o İlk orada ben söylediğim zaman ertesi gün şey gitmiş e, ne onun adı e, şeye metrise gitmiş kayıt yerine hmm. Kayıt alma kayıt yok ki Zaten kayda baştan girmemişlerdir. Girmemiştir. Baştan kayda girmemiş. Sonra siz hapisten çıkınca eve de gelmiş galiba sizin adil öksüz. İşte. Öyle demiştiniz. Avukat avukattan bana haber göndermiş. Adil hocam Maraşlı sen neresin dedim? Ben böyle herkese bir neresin sorarım. Bir de değişik bir şey oluyor ama. Ben de sorarım. Dedi ki böyle bir huyum var. Benim Maraş... Ahmetli babam da sorardı. He nerelisin? Taksiye biner taksiciye hemen nerelisin? Ben bu nerelisin. Ya baba ben ne yap de yapacaksın? De ben de, ben nerelisin, de, nerelisin. de şimdi ismini unutsam nereli olduğunu unutmam. Yani öyle de bir şeyim var. Çok isim hafızam yok. Suret görüntü hafızam çok. 30 sene 40 sene evvel derim seni görmüşüm bir yerde. Ama isimleri unutabiliyorum. Beynim çok kitap okuyorum şey diyorum. Dedi ki ben dedim Maraşlıyım dedi. Ben de Maraşlı Adil Hoca diye avukata dedim. Öksüzünü bile unuttum ben. Ama Maraşlı Adil Hoca Sakarya'da hocaymış dedim. Ee, ondan sonra işte avukata dedim ki hatta bu dedim onun dedim şey mi dedim yazısı mı FETÖ'nün dedim bu dedim dedi ki biri bizden dalga geçiyor olmasın dedi o da tabii bilmiyorum ne şey yaptı ondan sonra bir yerlerine bir gitti sordu bilmem ne işte hürriyete götürdü o bir adam var meşhur hürriyetin şeyler şimdi bilmiyorum hürriyette mi ondan arkadaş avukat ona götürdü o tam ben tespit edemedim ama bunu ben haber yapamam. Baştan yaparım demiş, yapamam demiş. Sonra Habertürk falan. Orada o demek soruşturma neticesinde netleşti ki Habertürk de o riski aldı. Dolayısıyla onun oldu. Ama ben tabii bunu bilmiyorum onun olup olmadığını. Ya haber yapıyorsa yapsınlar dedim. Böyle bir şey gönderdi bana. Ben de onları rezil etmek istiyorum. Yani şöyle bana 5 dosyadan her türlü namussuzluğu attınız. Ve ben içerideyim. Şimdi bana o evliya hazretleri bile yani bunlar bunu da yapabiliyor. Ya ben de şimdi hükümetten bir kişi gelmiyor ziyarete. Eee çuzamlı gibi olduk. Eee il, ilçe başkanı bile gelmiyor. CHP'den geldiler iki kere. Özgür Özeller şunlar bunlar efendim ölen şey bile geldi e, ondan sonra ama o tabii aziz başkana yapmış. Onlar Özgür Özeller iki üç kere hakikaten geldi. İlaçsa ben eczacıyım dedi. ...ilaçların dedi hastalığın dedi. Şu bu bunu. İyi yapmış yani. Geldi bize... yani adam şimdi ben ne diyeyim şimdi geldi. Yine böyle ara sıra Ya sen de Özgür Özel'in ya kardeşim ben CHP'li değilim. Ben partili meselesi ama vefa diye bir şey var. Adam hapishanede geldi dedi ki şu ilacın eksikse bize yaz bir şeyler bir şeyler dedi. E şimdi bunlar birkaç şey Bunlar insan, in, e, Bu Ondan insanlıktır sonra, ama. İnsanlıktır. Yani. Iki kere yani. geldi? Ondan sonra e, Lütfü Türkkan geldi. O zaman Erdoğan güzel. Ondan sonra... Ben de geldim hocam. E siz geldiniz sen. size zaten minnettarım. Ona. hiç şüphem <laughs> yok. Çok bir moral oluyor bunlar. Ondan sonra şey... Hapishanede geldin. ziyaretine gittim. Ee, geldin. Ondan sonra e, MHP'nin başkan yardımcısı Celal Adnan Beyefendi geldi. E bizden bir tane gelen yok abi. Bir kişi gelmeyince... E şimdi sen bu tarafa bir derdini anlatamıyorsan biz iftiraya uğradık şudur budur. Hiçbir muhatap yok. E bu taraftan da gelsin gelmesin ben siyasetçi değilim gelmesi gerek ama tanışlarımız var. Özel hukuktan dolayı gelsin diyorum. Yoksa ben hani siyasetçi bana niye gelsin yani rey deposu muyum? Ama özel hukukum olan görüştüklerim var. Ya bir insan gelmez mi? Gelmediler. Bu sefer de bu böyle gelince ben de bunu deşifre ettim şundan. Eğer ki siz bu taraftan korkuyorsanız bu tarafın elinde yer yer. Korkuyorsanız bunların gücünden bak bunlar bana bu şekil metiye düzüyor. Siz de rahatlayın. Ben de mantıkı bu bu işin. Ama ben bunlara beni salın. Mahkeme sizi neyse böyle bir şey asla demedim. Zaten kayıtlar keşke çıksaydı kayıtlar da kayıp. Ne oldu Sonra bu? eve geldi mi adam? Eve geldi. Adil dedi ki öksüz. gelmek istiyordu işte. Hapiste gelenin eve geçmiş olsa gelmek isteyince ben de buyursun ya gelsin. normaldir bir hani sorgulamak için söyle sormuyorum. Tabii tabii. Şunun ben için... savcıda söyledim bunu zaten. Tabii yani bu. Savcı yani, zaten şaşırdı yani. Cezaevine gelmiş ziyaret etmiş. Cezaevinden çıkmışsınız. Geldi belki iki saat, üç saat böyle sedirde karşımda oturduğunda dedim ki bak bu dinler hastalığı şudur budur. Evde falan. evi mi anlatıyorsunuz? Evde. Dedi ki biz dedi orada rehin durumdayız. Hoca Efendi orada büyük tehlikeler altında. Mecburen böyle şeyler konuşuyor diyalog biyolog. Aslında biz dedi aynı senin itikadındayız. Tam tam FETÖ'cü. Ee, biz dedi senin ilk, ben, de dedim ki zaten benim itikadımda benim itikadım diye bir şey yok. İslam'ın belli bir itikadı var. Bu itikatta olmadığın zaman o zaman Yahudilik daha, Hristiyanlık daha falan Dediğinizi bilsem dedim sizi kafir ilan ederim yani seni sizi müşrik derim dedim. Ama dedim siz şimdi böyle dedikten sonra ben sana dedim gavursun müşriksin diyemem dedim. Ama dedim ne mazeretim var bilmiyorum dedim. Ondan sonra böyle şeyler yaptı. Ben de yani o arada işte STV'ye konuşuyordum. Ee, Türkçe olimpiyatlar hakkında acayip rezil güldüren, milleti kırıp geçiren bir videom vardı. Ondan sonra bazı şirk dizileri vardı ee, STV'de isim vererek. Bunları dedi yani işte dedi biz dedi çok şey oluyoruz dedi. Rencide oluyoruz. Rencide oluyoruz dedi. Bunları ben de zaten 52 sene yargılanıyorum. Davam devam ediyor. Davam da bitmemiş. Ben dedim ki yani ben zaten şu anda böyle bir sohbet yapıp isim verecek verecek durumda ben isim isim vermem dedim. Ama dedim dinler arası diyaloğa çatarım dedim. Ona çat bize ne dedi. Ondan sonra bir zaman geçti. Benim mahkemeler hala devam ediyor. Avukattan haber gönderdi. Yine niye diye ondan sonra daha görüşmedim eve geldi. olay şu. Dedi ki Diyaloğa niye çatıyor dedi hala dedi. Olay şu. Bir haber yollamış. Ben haps de dedim ben ona söz mü verdim? Ben burada dedim yüzüne demedi mi Diyaloğa çatmaya devam etti. Olay şu. Hapse dedim. hapse düşürmüşler. Tabii. Ondan sonra geliyor ya diyor sen diyor bizim STV'deki diziler aleyhinde konuşuyorsun şöyle oluyor böyle oluyor. Bunlara konuşma. Ee, benim de etkim çok diye tabii. Biraz yani, biraz, biraz mı, tehdit orada? de var orada yani aslında var canım. E, şey altında. Hatta Hatta söyleyeyim, o noktada bunu bir yerde söylemedim. Ben diyaloğa çatmaya başlayınca, bu çok rahatsız oldu hoca efendi diye haber gönderdi. Çok rahatsız oldu, bu diyalogçular lafını bıraksın. Şiddetlendi şey, yani doz arttı. Ben tabii tekrar alınabilirim dosyada bir şeyle, gel içeri. Ben dedim kardeşim, ben dinler arası diyaloğu şirk görüyorum, Yahudi Hristiyan'a hak bulmuyorum. Din olarak bunu demek zorundayım, diyeceğim dedim. Bu sefer e, o zaman efendim biz de onunla irtibatı kestik ve hatta da bir daha gelmeyeceğiz gitmeyeceğiz gibi bir haber göndermiş. Gelmesin gitmesin dedim ben dedim bir şey demiyorum ki. Ama biliyorum da dosyam onların elinde ama bak biliyorum yani çünkü hakimler orada duruyor. Ben böyle şey vermedim. Çok kız mısmısmıs mıs mıs geldi falan. Ya kardeşim dedim, madem diyalogçu değildiniz en esasen, gizli Takiye'den yapıyordunuz bunu. E ben burada serbest oradan da yapıyorum? Sana çatmamdan sana ne? Yani Diyalog çatıyorum sana. Diyalogçu deyince onu hedef almışlar. Diyalogçu olur. deyince biz anlaşılıyoruz demişler. Evet. Oradan haber gelmiş. Ben de dedim ne yaparsam şey yatağına ayrı seren sersin. Ondan sonra bir zaman daha geçti. Daha mahkemelerimiz atıyor da atıyor. Bana haber göndermiş. Yine avukattan. Diyor ki ona başka mahkemelerin beraat vereceğini zannetmesin. Beraat verebileceğini zannetmesin. Yine ona beraat verebilecekse bize nasip olacak. Ayağını ona göre denk alsın. Yani birilerine güvenip beyahtarına biz tasfiye oluruz e, mahkemelerden. E, ondan sonra o da rahatlar bizden kurtulur zannetmesin. Yine bize nasip olacak. Herhalde 15 Temmuz'un şeyini düşünüyorlar. E, darbe olacak bilmem olacak tam ellerine ocaklarına düşeceğiz yani artık. E çünkü 4000 tane hakim savcısı vardı Tabii. 15 Temmuz'a kadar yargı içinde şeyi sormak istiyorum yani şimdi bu... ama Allah için taviz vermedim şey olarak. Ee, bu